Batum'a gidiyoruz. Sert Gürü kapısındayız. Aşırı kalabalık ya. Zaten öğlen saatlerine doğru aynı abla kalabalıklaşıyor demişti. Vallahi dediği gibi oldu. Çok kalabalık şu anda. Sert Gürü kapısına geldik. Buradan geçiş yapacağız ve Batum'a doğru yol alıyoruz. Başak güzel. Reymiş geliyor arkadan. Kombinlerimizi çekmedim. Bu benim kombinim. Değiştireceğim sonra belki orada. Sena'nın kombini ve Reyhan'ın kombini gözüküyor zaten. Şimdi geldik. Burada form dolduruyorsunuz. Burası zaten vezne. Burada harç pulu veriyorlar. Ücret 150 TL. Yanımıza diplomatik yolcu geçişi var arkadaşlar. Yani biz oradan gelecektik aslında. Vize almadılar. Neyse şimdi geçiyoruz. Buralarda çok konuşmayacağım. Harç pulu 150 TL verdik. Ondan sonra buradan geçtikten sonra burada para çevirme döviz yerleri var. Oradan parayı çevireceğiz. Şu anda 1 TL 10 liraya falan denk geliyor. 10,32 lira falan böyle. Biz bize yetecek kadar alacağız. Yani sipariş aldık bayağı. Zaten Gürcistan'dan gelebilecek şeyler sigara olduğu için sigara sipariş verdi tanıdıklarımız. Onları alacağız. Şu anda bekliyoruz sırada. Çok kalabalık. Çok fazla kişi var ve önünüze geçmek isteyenler olabiliyor. O yüzden onlara yol vermeyin. Şimdi buradan gelirken bütün istek parçaları alacağız da hepsi euro üzerinden. Ben böyle hayal etmemiştim Reyhan. Çıkacağız bakalım. İnşallah çıkışımızın olduğu gibi dönüşümüz de olur. Ve başlıyor zaman Reyhan. Pasaport kontrol. Reyhan sen geçemiyor musun kanka? Şimdi indik Batum'dayız. Sınır kapısının oradan servis araçları şeklinde dolmuşlar vardı. Onlar 2 liraydı. Yani 2 lirayla Türk lirasına çevirdiğinizde 20 TL falan yapıyor ama bayağı yol geliyorsunuz. Buraya gelirken dövizden yani paraları çevirirken bizi biraz dolandırmaya çalıştılar. Normalde bizim paramıza 9 lirayla falan geliyordu. İşte 8 lirayla falan verin dedi. Sonra biz yok dedik, arkamızı döndük giderken sonra gel abla gel sana 9 olur falan dediler böyle. Türkçe konuşmayanlar bir anda Türkçe konuşmaya falan başladı. Neyse yani o yüzden dikkat edin. Sonra şansımıza Sena ile arkaya oturmuştuk bizim minibüste, yani dolmuştu. Ve yanımızda bir tane böyle burayı iyi bilen birisi oturmuş. O da bilmeyen bir arkadaşını anlatırken biraz ondan ipuçları aldım. Burada Türk lokantalarına asla gitmeyin dedi. Türk lokantalarına çünkü dolandırıyorlarmış. Bayağı Türk lokantasına gitmeyin dediler. Yani buradaki Türkler bir tık dolandırıyormuş. Şu anda da geldik. Yani Batum bir tık daha böyle şeymiş. Daha az gezecek yer var. Tiflis daha zengin bir yermiş. Reyhan da beni tutuyor ya Reyhan. Tiflis'e daha fazla gezecek yerler var. Bu taraflar biraz bir tık Hindistan tarafını falan andırıyor yani o taraflar gibi. Şimdi indik, Piyaza Meydanı'nda indik. Burada bir kiliseler falan var. Meryem Ana Kilisesi falan var. Zaten Batum'da her şey birbirine yakılmış. Batum'da teleferik varmış. Teleferikten binerek karşıya geçip Botanik Park'a gidebiliyor musunuz? Botanik Park'a da giriş varmış ama ücretli değilmiş 4 ay öncesine kadar. Şu anda bir ücret geldi mi bilmiyoruz. O da bizim bildiğimiz servislere adam şey dedi. Servislerin çoğu Rize'den, Trabzon'dan alınmış falan dedi. Yani buranın servisleri de bizden alınıyormuş. Bizim ülkeden. Evet, ezana denk geldik. Şu an ezan okunuyor. Her şeyi çekiyorum böyle. Zaten şeyde merkezde 3 tane cami ne var demişlerdi. Büyük ihtimal onlardan birisi de. Biz zaten Türkiye'den yabancı tabela görmeye alışkın olduğumuz için. Şu an meydanı bulmaya çalışıyoruz. Şurası Meryem Ana Kilisesi'ymiş. Burası da kule. Zaten indik, direkt karşıya geçtik. Oradan dümdüz aşağı yürüdük. Böyle bir meydana geldik de meydanı bulmaya çalışıyoruz şu an. Bulduk mu? Mission complete. Burası şu an... Ya Sena istiyorsun. Piyaza meydanı arkadaşlar. Canlı müzik varmış. Zaten demişlerdi Batum'un akşamı daha güzel diye. Bir dakika kapatacağım. Ops. Reyhan'ın dedikodu time. Su dolduracağız. Şimdi burada su varmış. Aa, Türkmüş. Şimdi buradan suyu dolduracağız. Bir an su kesildi sandım. Bu aşk çeşmesi. Gerçekten mi? Aynı anda kısmetin içine dedin yani burası mı? Öyle diyorlar da. Evet Sena'cığım. Bol bol koyuyorum. Bol bol alsaydınız. Bol bol al Sena. Bu kadar çok lazım. Çok güzel çıkıyorsun. Dur resmi çekiyorum. Sena. İyi geldin.
gezmeler. Teşekkürler size de. Tatiller. Size de iyi tatiller. Evet. Aşk dile, para dile, her şey dile. Üç yudum diye oturarak mı isteydin sen daha? Gürcistan bayılıyoruz. Tamam, burası. Yok, oturarak. Şimdi ben de dolduracağım. Reyhan doldursun. Sonra Meryem Ana Kilisesi'ne gidiyoruz. Meryem Ana Kilisesi benim şurası. Neresiymiş? Nikolas Kilisesi'ymiş. Şu Piyaza Meydanı'nın şu arkasındaki kilise. Senin benim Nikon kilise. Konuşamadım. Niko ismini manifest. Niko ismini. Benim manifestim. Yürü git. Şey yapamıyorlar. Arada sırada böyle bu neydi? Mars değildi. Çan. Evet, içerken dile. Bu ise şu an aşk heykelinin, görüyorsunuz, dolduruyor. Çocuğum ağzından dökülüyor demişsin de var mı? İnşallah. Evet, bu ise. Evet. Dolduruyor. Lazım çünkü, bayağı bir doldur. Her yerde varmış ama sanırım. Yok, bu farklı. Yani çeşme de, bunun adı farklı geç. Aynen. Gel, lavşat yapalım. Tamam, lavşat yapalım da. Hadi gel. Ölmüş. Dilek dilemedim, dileyim. Hadi. Yumuşacık, çok güzel. Vallahi dileğimi de dilerim. Allah kabul ederse bu videoyu var ya. Allah'ım, çarpacağız ya. Buradaki... Abi bura Hindistan'a benziyorsa yani ben daha ne diyebilirim ki? Ben gelirken Hindistan'a biraz benziyor dedim ya, ona ithafen söyle. Tamam, benzemiyor. Ben de bir tık ondan geri vazgeçtim. Yani Hindistan'ın gelişmiş yeri diyeyim o zaman. Yani benim böyle çok, evet, yurt dışı vibe aldım. Yine yol mu verdi? Verdi vallahi, geçtim. Zaten ben. Evet, şimdi kiliseye giriyoruz da kilisede büyük ihtimalle fotoğraf çekimi yasak. Evet, kamera yasak diyor. Şey, beni buradan ters kelepçe yapıp alıyorlar değil mi? Neyse, Gürcistan hakkındaki bilgileri çıkınca vereceğim. Şimdi giriyoruz bakalım. Şaka mı? Bu kadar çekiyorum herhalde. Girdik. Yakalanmamak pahasına çekiyorum. Aynen abla zaten videoları çekiyor, senden alırım. Oha. Çok garip kız. Çok kalabalıklaştı ama kilise genel anlamıyla böyle. Böyle bir kilise, piyasa, meydana yakın olan kilise burası arkadaşlar. Fotoğraf çekindik ve gideceğiz. Bir tık korkunç burası. Şöyle gidiyorum onunla. Salak. Gösteremiyorum. Çekemez dediler. Çektim kiliseni. Meryem Ana Kilisesi varmış. Onu bulmaya çalışıyoruz. Tursuz zor birazcık valla. İnsanı kendi memleketinde olmayınca korkuluyor. Ama bakalım. Bulduk gibi. Piyaza Meydanı'na o zaman dümdüz yürüsek yine her şekilde geliyorduk buraya. Piyaza Meydanı'na aşağı dümdüz yürüyünce Meryem Ana Kilisesi solumuzda zaten. Burada bir tane tur yapan bir şeye sorduk gruba. Bilmiyorlarmış. Navigasyondan bulduk. İşte tam böyle kilise gördüm, yurt dışında gibi hissediyorum kendimi. Wow, güzelmiş. Çekmek yasak diye bir uyarı yok. İstanbul'da da birçok kiliseye gittim de direkt girince kendimi tuhaf hissettirdi. Wow. Bakalım bakalım. Evet. Yani normal kiliseler gibi mum falan var. Hiç komik değil. Aa, biz bunu yapmıştık sanki. Evet ya. İngilizce yazsa yine çeviririz bir şekilde de. Burası şimdi Meryem Ana Kilisesi'ymiş. Diğerine yanlış söylemişim. Orayı belki düzeltmediysem şimdi söylüyorum. Aziz Nikola Kilisesi miydi oraya? Orası direkt zaten Piyaza Meydanı'nın orada. Burası da Piyaza Meydanı'ndan aşağıya doğru indiğiniz tarafta solda kalıyor. Dümdüz aşağı ineceksiniz. Biraz arası var böyle. Rahat bir 10 dakika falan yürüdük biz. Burada mum satıyorlar mı? Onu göremedim yalnız. Direkt İstanbul'daki kiliselerde girişte satıyorlardı.
çok sıcak. Oturdum valla şöyle oturma yerlerine. Onların bir tık gezmesini bekliyorum. Bakıyorlar, yelpaze sallıyorlar. Ben de şu an oturduğum yerde dinleniyorum. Gürcistan hakkında diyeceklerim şunlar. Türkçe bildikleri halde çok Türkçe konuşmama taraftarlar. Hak verebiliyorum bir yerde. Daha sonrasında birileriyle çok iletişime geçmedik öyle. Genelde Türklerle falan karşılaştık. Meryem'in kilisesi bitti. Şimdi tiyatro meydanına gideceğiz. Yürüme mesafesi varmış bir tık. Meryem'in kilisesi normal bir kiliseydi. Yani çok öyle bir ayrı şeyini göremedim açıkçası. Figüranın oyununu göremedim. Aziz Nikola Kilisesi'nden daha büyük. Yani gelinip görülebilir yine. Sokakları bir tık böyle farklı bir ülkedeymişsin gibi hissettirmeye başladı. Aşağı yerlerin yani biraz da piyaza meydanına yakın kısımlarda çok farklı hissettirmiyordu ama şu anda iyi. Yok teşekkürler. Taksiye çağırıyorlar. İndiğinizde bu arada sizi direkt taksiciler almaya çalışıyorlar. Dediler ki bize taksiciler dolandırıyor genelde. Çok tercih etmeyi dediler. O yüzden tercih etmedik. Aynı birisi buraya gelip böyle ooo şükürler olsun. Her yerde kilise şey var demişlerdi zaten. Çeşme var demişlerdi. Burası ne kilisesi? Ermeni kilisesi büyük ihtimalle evet. Ermeni kilisesi var demişlerdi. Yine büyük ihtimal bu arada diğer Meryem Ana Kilisesi'nde fotoğraf çekmek yasakmış. Ben onu görmediğim için çektim. Çekim yasak değilmiş. Burası da Ermeni Kilisesi. Koray Avcı'ya benzettik şunu Allah affetsin. Resim çekildik şimdi. Gidiyoruz. Kesebilecek o şey. Buralar bir tık daha iyi arkadaşlar. Şimdi Ermeni Kilisesi'nin şuradaydı. Buradan aşağıya doğru yürüyoruz. Zaten çok şükür tabelaları görmeye başladık artık. Yani turistik bir yer olduğunu kabullenmişler. Çocuklar için bunlar büyük ihtimalle. Ve tabela asmışlar. Şimdi tiyatro meydanına doğru gidiyoruz. Tiyatro meydanı. Meydanında bir tane heykel varmış. Aylin abla daha önce geldiği için şu anda o bize tur rehberliği yapıyor. Bakalım. Mekanlar güzel bu arada. Mekanlar ama euro üzerinden fiyatlanıyor. Aa, hatta bir tane örnek şöyle çekeyim. Bunlar ama Larry büyük ihtimalle. Şey değil bu arada, pahalı değil. Evet ama Larry büyük ihtimalle. Yani Larry hesabından. Bu arada Türkçe konuşan birçok kişi var yani. Çok Türk'e rastladık burada. Bunlar da mesela bir tane banka sanki. Ne banka bilmiyorum. ATM'si var. Türkçe de yazıyorum. Şaşırdım Türkçe yazması. Burası ne meydanıydı? Bakın her şey birbirine çok yakın böyle. 10 dakikalık mesafelerde falan yani. Çok yakın böyle her yer. Bizim şaşmaz aktivite. Kekodur arkadaşlar. Burada McDonald's var. Karşıda da KFC var. Bu suyun şurada adam resminizde çıkmak için ele geçti. Bayağı ıslanıyorlar falan. Deneyeceğim bakalım bir. Güzel gayet. Burası da medya heykeliydi. Evet burası da tiyatro meydanıymış. Zaten şunun arkasında da medya heykelinin oradaydık. Şimdi de tiyatro meydanına geldik. Hepsi birbirine çok yakın gerçekten yani. Bir günde Batum gezilir. Topuklu ile geçmenin zor olduğu yerler. Şimdi bu şey değil mi ya? Dizilerde takip etmek istediğiniz birisini tam yakınlaştığınız vakitte bir kamyonet girer. Aşırı yakın mesafeler. Yani Batum'a rahat bir gün yeter gerçekten. Hepsi birbirine böyle bağlantılı bir şekilde zaten daire çizerek geziyorsunuz. Yani bildiğiniz rota daire çizmiş bir şekilde oluyor. Sence gerçekten akşamları daha güzeldir. Niye? Hem akşam eğlenceleri vardır hem de böyle bir sıcak hava yoktur yani. Bak nereye geldik. Ooo evet. Şu duvarla duyumluymuşum tam. Evet bunlar da binaları, yerleşim yerleri. Bir tık harabe gibi. Evet, o meşhur dönme dolap karşınızda direkt. Tiyatro meydanından aşağı inince böyle bir meydanın şeyinde. Şurası da Alfabe Kulesi. Oraya da yakından çekeceğim. Şimdi karşıdan karşıya geçiyoruz. Alfabe Kulesi'ne geldik.
Bunun arkası zaten sahil. Şuradan paraşüt falan kalkıyor. Yani böyle bir şey aldı ama. Ama şekersiz yazıyormuşlar. Ya şekersiz yazın görmedik. Çünkü böyle çok acı bir tadı var. Festival olmuş büyük ihtimal ama bitmiş yani. Şu an burada bir şey gözükmüyor. Burası da sahiliymiş arkadaşlar. Sahilini de çekeceğim. Hayal kırıklığı. Bunun bu kadar büyük gözüküşüne bakmayın. Küçücük. Dövme dolabım direkt karşısında zaten. Burası böyle bir yer. Şurada şimdi dondurma satan bir yer var. Oradan dondurma deneyeceğim büyük ihtimalle. Yanlışlıkla çocuğu zoomladım. Neyse böyle bir yer yani. Görünenden daha küçük olması beni bir tık hayal kırıklığına uğrattı ya. Çok küçük. Evet. Yani dövme dolabı mesela çok büyük ve yavaş dönüyor. Hani. Ama ne bileyim bu biraz beklenenin altında kaldı. Sizi çekmiyorum. Mükemmel. Güzel mi? Very delicious. Very delicious. Oh my god. Very delicious. Nasıl? Çok güzel reyon. Biraz daha bakalım. Ya reyon ya. Çok güzel. Fena değil bence. Bundan almayın. Salaklığımıza denk geldi. Şunu odaklamıyor. Neyse dedim ki kayısılı ve portakallıysa dedim güzel bir tadı vardır. Bir arkadan. Ayağın mı acıdı? Allah'tan tatilimin artık. Bugün son gün de yarın gidiyorum. Hastalandım. Fena üzülüyor buna. Yani ben de böyle bir memlekete sahip olsam ben de gitmek istemezdim. Ne oldu aşkım? Hediyelikçiler varmış da. Anlık Batum ile o bitti. Yani Batum'da festival varmış bu arada. Festivali göremedik. Ama güzeldi yani değil mi Sena? Güzeldi. Yani küçük bir yer. Aynen. Ama böyle belli başlı yerleri var işte. Hepsi birbirine yakın zaten. Evet. Oralar güzel yani. Gezinip işte turist olarak görebileceğiniz yerler olur. Aynen. Yani Tiflis falan belki daha farklıdır. Tiflis çok güzelmiş. Evet. Ama çok uzakmış. Aynen. Yani. 5 saat falan aynen sürüyormuş Batum'dan. Yani Gürcistan'a geçilecekse Tiflis'i gezmek isterim. Evet. Batum'da zaten belli başlı yerler. Belli başlı yerler vardı. Belki de evet Arhavi'den 5 saattir orayı tam bilmiyorum. Ve hastalandık. Süper. Neyse genel olarak güzeldi. Alfabe Kulesi'ni falan her yeri gördük. Yani Batum'da görülmesi gereken bütün her yeri yürüyerek gördük. Yani yürüyerek gelinebilir değil mi Leyos? Aynen öyle. Yoruldun mu? Valla çok yorulmadım da. Biraz. O da neyden yoruldu biliyor musunuz? Sıcak. Evet. Ben buralara gelecekseniz kesinlikle bahar aylarında gelin. Aynen. Ablam ilk geldiğinde öyle gelmiş. Ve diyor ki mükemmeldi. Evet. Ve daha az insan olduğu için daha çok görebiliyorsun. Aynen. Kesinlikle şapka yazın ve yazın geleceksiniz. Yani bir şey diyeyim mi? Kot şortu çekin üstünüze. Bir tane de crop mis. Zaten her yerde çok güzel fotoğraf çekilir yani. Hani en rahat edebilir. Biz kıyafetten yana çok bir sorun yaşamadık da hani rahat edebilmek adına söylüyorum. Ama yani baharda kesinlikle evet, bahar kesinlikle. Bu arada hiç öyle Türkçe işte dil bilmiyorum falan gerginliği oluşabilecek hiçbir ortam evet, yok yani. Herkes Türkçe biliyor. Aynen. Biz böyle geziyoruz sanki böyle arada sırada ben Türkiye'de gezermiş gibi hissediyorum. Çünkü Türkiye'de çok fazla aynen yabancı olduğu için. Evet. Ve anlıyorlar. Onlar da Türkçe olduğumuz anlamda aynen Türkçe konuşuyorlar. Bir de zaten Türkiye'den çok fazla turist geliyordur. Yani biz de öyle turist olarak geldik buraya. O yüzden dil açısından hiçbir sıkıntı yaşanacak hiçbir durum yok. Sadece bir tık sertler. Kabalar bir tık. Ama onun dışında iyi yani. Belki biz de turistlerimize karşı öyleyizdir yani. Ama dil açısından hiçbir sıkıntı yok. Bu arada işte bak eleştirmek istemiyorum ama bizim ülkede çok fazla yabancı olduğu için ben kendimi o kadar çok hani şeydi gibi hissetmedim. Dil açısından fazla bir sıkıntı da hissetmedim yani. Bir de zaten evet çok Türk geldiği için çok fazla konuşuluyor. Sahilini çekeyim şimdi sahilde yürüyoruz. Sonra da merkeze geçeceğiz. Merkezden de tekrardan serviste Serp Gümrük Kapısı'na gideceğiz. Oradan da artık evimize. Burası da bakın sahili. Batum iyi. Allah teyze ya. Gürcistan sahili. Çalan şarkı bizim havalar.
Türk her yerde. Türk. Şaka şu meleğim şu an ya. Ne sıcak. Böyle bir meydanla. Geri o alfabe kulesinin oradan geri dümdüz yürümeye başladık. Ve ben spor ayakkabılara geçtim. Geri dümdüz yürüyoruz bakalım. Şöyle bir meydandayız. Gebereceğim şimdi sıcaktan. Bakar mısınız? Çok güzelmiş ya. Bayağı iyi. Ve benim canım takımım her yerde görüyorsunuz. Batum'da da var. Umarım adamlar onları çektiğimi zannetmemiştir. Burası da Batum bulvarıymış. Aynı abla söyledi. Şurada da bir tur arabası var sanırım, yanlış bilmiyorsam. Yanlış da biliyor olabilirim. Bakın yine bir heykeller. Gürcistan'da bu arada demiştim bunu da, yayalara çok iyi yol veriyorlar gerçekten. Yani bunu lafta olduğunu zannediyordum ama yola adımımızı attığımızdan bütün araçlar bize yol verdi. Çok iyiydi. Bu şu şeyi biliyorum ya, bu Türkiye'de de var. Bu arada geri tekrar gündüz gezdiğimiz yerlere geldik ve şunun hakkında bir bilgi öğrendim. Bu ayın konumuna göre konumlandırılmış bir saatmiş. Geri geldiğimiz yoldan geri yürüyoruz. Kaçıyorlar. Ne oldu canım? Dostlarımla fotoğrafını çok. Bizim yerimize aldım. Minibüs bekliyoruz. Çok yorucu. Türkçe, ya İngilizce, ya sabah İngilizce yine çevirdik de bu alfabe nine canım ya.